Neden böyle yapıyorsun? Kendi kendine kızıp kırılıyorsun. Sonra da saatlerce, günlerce haklıymış gibi susuyorsun. Haklıyım demedim. İnsan sadece değer verdiklerine kırılır Asi. Değer verdiğin sana da güvenir demiş. Hatamı kabul ediyorum. Lüzumsuz bir kıskançlıktı. Konuyu açmasam sonsuza kadar susacaktın. Yavaş. Baban yan odada uyuyor. Bana bir özür borcun var. Ödeştik desek ve konuyu kapatsak artık. Ödeştik mi? Ben seni üzdüm diye neler çektim. Kabul etmediğin halde her gün ziyaretine geldim. Şimdi de... Boşuna konuşuyoruz. Boşanmak üzereyiz zaten. O konuyu hiç açma. Buna sen karar veremezsin. Bırak Demir, ne yapıyorsun? Bırakmıyorum. Yüzüme bak. Zorbanın tekisin. Yüzüme bak dedim. Bir daha söyle. Zorbanın tekisin. Gözlerin ısıtı ateş gibi. Ne yapıyorsun sen orada? Aramızdaki engel bu mu? Bu mu senin cidden şey? Bir kağıt parçasının bizi ayıracak gücü var mı? O bir kağıt parçası değil. Boşanma dilekçesi. Benden vazgeçtiğinin kanıtı. Özür dilerim. Seni deli gibi kıskanıyorum. Demir, bırak, istemiyorum. Pişmanım. Anladın mı şimdi sevdiğine güvenmemek nasıl bir şey? Çok kırıcı. Elimde değildi. Affet artık. Seni çok özledim. Çok özledim. Demir. Demir. Babam içeride. Ses duydun mu? Baban uyandı herhalde. Sen bir bak istersen. Geldim ben buraya. Sevgilinin kucağında, kollarımda. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Keşke uyandırsaydın. Çok güzel uyuyordun. Beni mi seyrettin? Hem seyrettim, hem dinledim.
Uykunda bir şeyler sayıklıyordun. Sahi mi? Rüya görüyordun herhalde. Sonra elimi buldun. Sayıklaman kesildi. Çiftçi İhsan Bey erkenden uyandı tabii. Size harika bir kahvaltı hazırlayacağım.